Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabın çözümlerine ve konu anlatımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir konuya geçtik arkadaşlarım. Yeni konunun ismi ise burada görüyorsunuz 7. bölüm kar zarar problemleri arkadaşlarım. Ve öğrenci notları falan aldıysanız ticari terimler olarak konumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar, problem çözerken önce rahat olacaksınız tabii. Dinlerken de öyle. Kar zarar problemlerini çözebilmek için ticari terimleri iyi bilmemiz gerekiyor. Pekala. Şimdi satıcının ürüne ödediği paraya biz alış fiyatı diyoruz. Maliyet fiyatı da alış fiyatının üzerine eklenen diğer masraflar. İşte bu ne olabilir? Kargolama ücreti olabilir, taşıma ücreti olabilir, ne bileyim etiket maliyeti olabilir, her şey arkadaşlarım. Bunlar diğer masraflar olarak geçiyor. Satıcının ürüne biçtiği değere de etiket fiyatı diyoruz. Yani satıcı artık bunu aldı, maliyet fiyatını ortaya koydu. Dedi ki ben bundan şu kadar kar edeceğim diye kafaya da koydu. Ondan sonra da gitti etikete bastı. Aksi belirtilmediği sürece bir ürünün alışı maliyet olarak değerlendirilir. Yani hani şuradaki diğer masraflar dediğimiz kısım var ya, eğer bundan bahsettiyse maliyet fiyatını ayrı hesaplıyorsun. Eğer bahsetmediyse o zaman diyorsun ki alış fiyatı maliyet fiyatına eşittir kardeşim. Kar ne demek? Bir malın satışından elde edilen kazançtır. Yani o zaman sen satışı nasıl bulursun, satış fiyatını? Maliyetle karın toplamıydı. O zaman karı nasıl bulursun? Maliyeti karşıya atarsın. Satıştan maliyeti çıkardığın takdirde cebine kalan paradır o. Zarar, bir malın satışından elde edilen zarar, kayıptır yani. O halde arkadaşlarım satış fiyatını bu sefer maliyetten zararı çıkaracaksınız. Satış fiyatını bulmak için. Tabi zararı nasıl bulursunuz? Bu tarafı sol tarafa zararı atarsınız. Satışı da sağ tarafa atarsınız. Maliyetten satışı çıkarırsınız. Niye maliyetten satış çıkarıyor? Çünkü zarar etmişiz. Demek ki ben bir ürünü 10 liraya almışım. 8 liraya vermişim. Büyük olandan küçük olanı çıkardım ki zarar ettiğim miktarı bulabileyim. Satış fiyatı, yüzde bu arada, özür dilerim, kar ve zarar yüzdesi maliyet üzerinden belirleniyor arkadaşlarım. Yani sen bir malı alıp, şimdi örnek veriyorum, 100 liraya aldın, 120 liraya sattın. Burada ne kadar karın var? 20. Şunu hesap, 120'de 20 lira karın var demiyorsun. 100 lirada 20 lira karın var diyorsun. Dolayısıyla %20 karın oluyor. Maliyet üzerinden hesaplanıyor, tamam mı? Pekala, bir uyarı daha. Ve bak koca harflerle de dikkat ediniz diye ünlem konulmuş. Satış fiyatı üzerinden kar ya da zarar yüzdesi almak sık yapılan hatalardandır. Aman buna dikkat et. Satış fiyatı üzerinden değil, maliyet fiyatı üzerinden hesaplayacaksın sen yüzde karını ya da yüzde zararını. Zam ya da arttırma. Ne demektir arkadaşlarım bu? Bir ürünün satış fiyatı üzerinden yapılan artış miktarına zam diyoruz. Ki son zamanlarda sürekli gördüğümüz bir şey. Zamlı satış, satışın üzerine zammın eklendikten sonra bulunan zamlı satış diyoruz buna. İskonto yani indirim, bir ürünün etiket fiyatı üzerinden yapılan indirim miktarına da iskonto diyoruz ya da indirim diyoruz arkadaşlarım. Bunlar zaten gündelik hayatımızdan tanıdık olan şeyler. Şimdi yüzde olarak düşünecek olursak zam ve indirim yüzdeleri aksi belirtilmediği sürece satış fiyatı üzerinden yapılır. Hani az önce biz ne yapmıştık sevgili arkadaşlarım? Burada karı zararı bulmuştuk. Karı zararı nasıl hesaplıyorduk arkadaşlarım? Maliyet fiyatı üzerinden hesaplıyorduk, doğru mu? Pekala, biz zam fiyatını ve indirim fiyatını ne üzerinden yapıyoruz? Satış fiyatı üzerinden yapıyoruz. Etiket fiyatı üzerinden yapıyoruz arkadaşlarım. Bir ürünün satış fiyatı indirimden dolayı etiket fiyatından daha düşük olabilir arkadaşlarım. Bunu da lütfen ama lütfen unutmayın. Ciro dediğimiz şey ne? Bir zaman diliminde yani günlük, haftalık, aylık, yıllık, işte 5 yıllık, 10 yıllık gibi bazı planlarda satıştan sonra elde edilen toplam para. Yani bu şey değil, elde ettiğimiz kar falan değil. Kar için yukarıda zaten karı tanımladık. Ciro dediğimiz şey elde edilen tüm paradır arkadaşlar. Ciro'nun içine maliyet ve yapılan tüm giderler, her şey dahil oluyor. Peki ciroyu nasıl hesaplayabiliriz? Şuradaki eksili olan kısmı sol tarafa atarsanız kazanç artı maliyet artı tüm giderler bize ciroyu verir. Şimdi gelin ilk sorumuza bakalım. Bir şarküteri var. 1800 liraya aldığı 50 litre zeytinyağını 1 litrelik şişelerde satacak arkadaşlarım. Bu şarküteri şişelerin 10 tanesini 18 liraya aldığına göre
Bir şişe zeytinyağı kaç TL'ye mal olmaktadır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım bakın, 1800 liraya aldığı 50 litre zeytinyağı var ve 1 litrelik şişelerde satacak diyoruz, doğru mu? Şimdi o halde şöyle diyeceğiz biz. 1 litre. Şimdi 1800 liraya almıştı. Kaç litresini almıştı? 50 litresini almıştı. Hemen bunu litresi ne kadar bulabilmek için 50'ye böleceğiz. 0 gitti. İşte 0 gitti. Sonra 185'e böldüğünüz 36 TL dedik, tamam mı? Pekala. 10 tanesini 18 liraya aldığına göre, şişelerin 10 tanesini 18 liraya alıyor. O zaman tanesini ne kadar alır? 18 bölü 10'dan 1,8 TL'yi alır. Yani arkadaşlar, o zaman şöyle bir mantık kurabiliriz biz. 36 liraya zeytinyağını aldı litresini. 1,8 lirada şişesini harcadı. İkisini koydu. Koyduktan sonra bir şişe zeytinyağı elde etmiş olduk. 1 litrelik bir şişe zeytinyağı elde etmiş olduk. Peki toplam buna şarküteriye bunun maliyeti nedir? Toplarsanız bulursunuz. 37,8 TL'dir sevgili arkadaşlar. Geçtim hemen ikinci soruya. Bir fırın kendisinden ekmek alan bakkallara her 100 ekmekte fazladan 20 ekmek bedava kampanyası yapmakta. Fırın ekmeği bakkallara tanesi 2 liradan vermekte. Bakkallar da ekmeği 3 liradan satmakta. Şimdi buna göre diyor, günlük 80 ekmek satan bir bakkalın karı kaç liradır? Şimdi arkadaşlarım şöyle düşüneceğiz. Bu bakkal bu kampanyadan yararlanamıyor. Çünkü 100 ekmek alınca 20 ekmek bedava kampanyası vardı. Bu bakkal 80 tane almış, 80 tane satmış. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. 3 liraya satıyordu, 2 liradan alıyordu. Yani her ekmekte karı 1 liraydı. 80 ekmek varsa 80 çarpı 1'den karımız 80 liradır diyeceğiz. Bu bir. B şıkkına bakıyorum. Günlük 140 ekmek satan bir bakkalın karı ne kadardır? Şimdi bakın şurada ne diyordu? 100 ekmekte fazladan 20 ekmek bedava kampanyası yapıyor, değil mi? Şimdi o halde şöyle diyeceğiz biz. Burada 100 tane ekmeği alınca bakkal, fırın buna 20 tane ekmek bedava veriyor. Bunu 0 liraya alıyor. Daha sonrasında 140 ekmek satan bir bakkal demiş. 100 ekmek aldı, 20 ekmek bedavaya gelmişti. O zaman 20 ekmek daha almış bunun üzerine. Yani toplam 100 ekmek artı 20 ekmekten 120 ekmeğe para vermiş fırına. Ne kadar para vermiştir? 120 çarpı 2'den bunu buluruz. 240 lira para vermiş arkadaşlarım bakkal fırına. Peki ne kadar para harcadı? Ne kadar para aldı? Bunu sattı, hepsini ne kadar para aldı? 140 ekmek satmıştı ya, 140 çarpı 3 diyoruz arkadaşlarım. Bu da bize 420 TL'yi veriyor. 420 lira cirosu var. Ama öncesinde bu ekmekleri almak için 240 lirasını harcamıştı. Bundan bunu çıkarırsanız 180 lirayı bulursunuz arkadaşlarım. Cevabımız 180 lira olacaktı. Devam. Üçüncü soru. Şimdi bir tane emlakçı düşünüyoruz. Tamam, mahalle emlakçısı. 800 bin liradan aldığı bir konutu %20 karla kaç liraya satar? Şimdi o zaman şunu düşüneceğiz biz. 800 bin TL'ye almıştı. %20 kar demek 100'ün üzerine 20 koymak demek. Yani 120 bölü 100 katına satmak demektir. %20 kar diyorsa hemen bunu yapıştırabilirsiniz. %x kar diyorsa hemen 100 artı x bölü 100'de çarpacaksınız arkadaşlarım, tamam mı? 0 gitti, 0 gitti, 0 gitti, 0 gitti, geriye kalan bu. Şimdi 8 kere 12 diyeyim bakalım, orası 96 yapar değil mi? 1, 2, 3, 4 tane sıfırımız var. 1, 2, 3, 4 tane sıfır var. Ne yaptı? 960 bin TL cevabımız bu olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet, dördüncü soru. Anıl var, 320 bin TL'den aldığı otomobilini %25 zararla kaç liraya satar? Şimdi %25 zararımız varsa 100 iken 75'e düşüyordur. O halde ne diyoruz biz? 320 bin TL'yi 75 bölü 100'de çarpmamız gerekiyor tabi. Şimdi 75'te 100'ü 25'le sadeleştirirseniz 3 bölü 4 gelecektir. Daha sonrasında 4'e bölüp 32'yi 4'e bölün 8. Bak 4 tane 0 var. 4 tane de 0 var. Çarpı bir de ne diyoruz? 3. Çarparsanız ne gelir? 240 bin TL yapar arkadaşlarım. Ve %25 zararla 240 bin TL'ye satmıştır diyebiliriz. 131. sayfamızı bitirdik. Geçiyoruz 132'ye. 5. soru. Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin alış ve satış fiyatlarıyla kar ve zarar oranları verilmiş arkadaşlar. Buna göre sarı boyalı kutulardaki değerleri bul demiş bize. Şimdi öncelikle ceket var. 300 liraya almış, karı %15'miş. Şimdi karı %15'te 100 lirada 15 karı varsa 300 lirada 45 karı vardır. O halde satış fiyatı 345'tir arkadaşlar. 2. Pantolon. 180 liraya almış, %20 zararı var. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz. 180'in %20'si ne yapar? 36 yapar. 2 kere 18'den. Demek ki 180'de 36 lira zararı varsa kaça satmıştır? 144'e satmıştır arkadaşlar. Bunu da bulduk. Gömlek.
Şimdi gömlek 280 liraya satmış, karı %75'miş. Oo, şimdi bak, gömleğin fiyatına ben x dersem, alış fiyatına, %75 karı var ya, 175 bölü 100 ile çarpınca bunu 280 bulmuşuz, tamam mı? O halde hemen yapalım. 25'e böldünüz 7 geldi. 25'e böldünüz 4 geldi. Daha sonrasında şunu 4 ile çarpıp 7'ye böldünüz ki 4 ile 7 gitmiş oldu. X yalnız kaldı bakın. X eşittir 280'i 70, 7'ye böldünüz 40 geldi. 4 kere 40 da 160 yaptı. Bakın burası 160 imiş. Kazağa bakıyoruz şimdi. Kazak da 220 liraya sevgili arkadaşlarım satılmış ama %12 zararla satılmış. Şimdi %12 zarar demek biliyorsunuz ki 88 bölü 100'üne düşmesi demek. %12'yi düşürdünüz. Şimdi buraya yine x derseniz x çarpı 88 bölü 100 dediniz. Bu da 220'yi verdi bize. Daha sonrasında her iki tarafı 22'ye bölün bakın. 22'ye böldüm 4. 22'ye böldüm. Burası 1, 10. 10 geldi. Daha sonrasında 2'ye böldünüz. 2'ye böldünüz 5. Şurası 2. 2'ye böldünüz. 2'ye böldünüz 50. 50'yi 5'in yanına atarsanız x eşittir kaç olur? 250 olur. Demek ki 250 liraya almış. 220 liraya satmış. Böylelikle %12'de bir zararı var. Ayakkabıya bakıyoruz. Ayakkabı 320 liraya almış ve 20 lira zararı var. O halde ben diyorum ki %20 zararı var, özür dilerim. 320 çarpı %20 zarar 8 bölü 10'udur ya da 80 bölü 100'dür, aynı şey. Sıfırlar gitti. 32 kere 8 diyoruz. Bu da 240 artı 16'dan 256 TL'ye geliyor. Demek ki arkadaşlarım 320 liraya almış, %20 zararla 256 liraya satmıştır diyebiliyoruz. 6. soru. Kripto para alım satımı yapan Sevda bilgisayarında aşağıdaki ayarları yapıyor. Şimdi hesabınızdaki nakit para 500 lira demiş. Hesabınızdaki kripto para tahta coin 2000 adet, maliyet oranı 0.25 TL. Yani adedinin fiyatı, adedini 25 kuruşa almış. Kaç tane? 2000 tane. Çok güzel. Şimdi emir takip var. Böylelikle parasının hepsini harcamış. Çünkü 2000'de 25 kuruşu çarparsanız 500 lira yapar. Emir takiplerine bakıyoruz. Diyor ki alış emri vermiş bir tane. Diyor ki nakit paranın tamamı diyor. Eğer ki diyor bu 25 kuruş olan coin 20 kuruşa düşerse diyor paranın tamamıyla bu coin'i al diyor. Satış emri vermiş bir de. Diyor ki eğer ki diyor 28 kuruşa çıkarsa bu coin'in fiyatı diyor tamamını sat diyor. Pekala, çok iyi anladık. Yani ben çok iyi anladım çünkü olayları iyi biliyorum. Umarım sen de iyi anlamışsındır. Sevda ayarlamaları yaptıktan sonra bilgisayarını kapatıyor ve bir süre sonra bilgisayarını açtığında tahta coin'in fiyatının önce düşerek alış emrinin, sonra yükselerek satış emrinin belirlediği fiyatlar üzerinden gerçekleştiğini görüyor. Buna göre Sevda'nın bu alışveriş sonunda karı yüzde kaçtır diye sormuş. Bakın arkadaşlar, çok basit, iyi dinliyorsunuz. 500 lirası vardı, 500 lirası. Ve sevgili arkadaşlarım, hesabınızdaki kripto para da bu, unutmayın. 2000 adet ve maliyet fiyatı bu. Yani 500 lirayı sevgili arkadaşlarım bunu almış. Şimdi nakit para bu kadar vardı, kriptosu da bu kadar vardı. Yani toplam 1000 lira değerinde bir hesabı var Sevda'nın. O halde bu Sevda Hanım'ın 500 lirası varken bu kripto paranın değeri düştü. Düştükten sonra ne oldu? 20 kuruştan tamamını satın aldı. Yani 500 lirayı arkadaşlarım 20 kuruştan aldı. Şimdi şöyle diyelim o zaman. 500 liralık coin almıştı. Ne kadar? 20 kuruştan. Onu şöyle 0.20'ye bir bölelim isterseniz. Bir sıfır ekledim. Bir sıfır ekledik. 2.0 yaptı. 2 lira yaptı. 5000'i 2'ye böldünüz. 2500 tane coin'i var. Ve bunun maliyetini arkadaşlarım tanesi 20 kuruş. Pekala. Daha sonrasında şu an elinde olan coin'leri yazıyorum. 2500 tane maliyetini 20 kuruşa getirdiği coin var. Bir de 2000 tane sevgili arkadaşlarım maliyetini 25 kuruşa getirdiği coinler var bakın burada. Daha sonrasında bu coin'in fiyatı artmış ve tanesi 28 kuruş olunca otomatik sat emri var. Otomatik sat emriyle hepsini satmış. Şimdi toplamda kaç tane coin var? 4500 tane coin var arkadaşlarım ve bunların tanesini 28 kuruştan satmış. Şimdi o halde ben şöyle diyeceğim. 0.28'de çarpacağız biz bunu. 2 sıfırı götürdüm, 2 virgül kaydırdım. 28 kere 45'i bulacağız. 45 ve 28'i çarpalım. Şimdi 8 kere 45, 4 kere 90 ile aynı şeydir. 360, 2 kere 45 de 90 yapar. Topladınız bunları. 0, 5, 4. Yok, olmadı, özür dilerim. 360 ile 90'ı topluyoruz. 0, 6 ve 12 yaptı. Yanlış bir şekilde mi topluyoruz acaba? Yok, doğru. 1260 geldi arkadaşlar. Şimdi 1260 TL oldu. Peki Sevda Hanım'ın
Bir 500 lirası başlangıçta vardı zaten. 500 lirayla bu olaya girdi. Bir de sevgili arkadaşlarım burada 500 liralık coin'i vardı. 500-500 bin liralık bir hesabı vardı. Ne kadar oldu? 1260. Şimdi 1000 iken ne kadar karı var? 260. Peki 100'de ne kadar karı vardır? 1 0 gitti. 26. %26'lık bir karı vardır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Güzel soruydu. Devam ediyorum 7. soruyla. Aşağıda içinde bir tane diş macunu ve bir tane diş fırçası bulunan bir diş seti paketi verilmiştir. Ayrı ayrı satıldığında bir tane diş macununun fiyatı bir tane diş fırçasının fiyatından %50 daha fazla demiş. Yani örnek veriyorum. Şunun fiyatı 150K ise bunun fiyatı 100K'ymış. Bakın %50 daha fazla bir fiyata sahip. Pekala. Bu ürünler diş seti paketi olarak ikisi bir arada satıldığında ise toplam fiyattan %20 indirimle 20 liraya satılmaktadır. Şimdi toplam fiyat ne? 250K yapıyor değil mi? 250K'dan %20 indirim yapılsın istiyor. Bunun %20'si 50 liradır arkadaşlarım ve 50K'dır. 50K indirdiği takdirde de 200K yani 20 liraya satılıyormuş. Demek ki 200K 20 TL'ye eşdeğermiş bu cepte. Diyor ki bir tane diş fırçasının satış fiyatı. Bir tane diş fırçasında biz ne dedik? 100K dedik. Şimdi 200K 20 liraysa o zaman 100K nedir arkadaşlarım? Tabii ki 10 liradır. Demek ki aslına bakarsanız diş fırçası tek başına 10 liraya satılıyormuş diyebiliriz. Devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızda 133. sayfa. 1. Yüzdenin yüzdelerindeyiz arkadaşlarım. Sonra da cebirsel ifadelerde kar ve zarara geçeceğiz. 1. Etiket fiyatı %50 karla belirlenen bir tişört %30 indirimle satılmıştır. Buna göre bu tişörtün satışından yüzde kaç kar elde edilmiştir? Bakın maliyeti 100K, etiket fiyatı 150K, sonra etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yapılıyor. Bunun %30'u nedir arkadaşlarım? 3 kere 15'ten 45'tir. 45K indirim yapılırsa 105K'ya satılır. Bakın maliyet aslında zaten 100K'ydı. 100K iken 105K'ya satınca %5 bir karı söz konusudur. Devam ediyorum ikinci sorumla. Bir hamburger dükkanı internet sitesinden sipariş vermek isteyen tüm müşterilerinin ödeme ekranına aşağıdaki mesajı gönderiyor. Bakalım mesaja neymiş? Değerli müşterimiz, size özel bir teklifimiz var. Bu siparişi mobil uygulamamızı kullanarak vermeniz durumunda satış fiyatı üzerinden %20 indirimli ödeyeceksiniz denilmiş. Bu hamburger dükkanının internet sitesi üzerinden yaptığı satışlarda kazancı %40 olduğuna göre mobil uygulama üzerinden yaptığı satışlarda kazancı yüzde kaçtır diye sorulmuş arkadaşlarım. Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz. Maliyeti 100K olsun ve diyor ki bakın internet sitesi üzerinden yaptığı satışlarda kazancı %40. Şimdi %40 ise demek ki internet sitesinde bu 140K'ya satılıyor. Ve ne demiş? Bu siparişi mobil uygulamamızı kullanarak vermeniz durumunda satış fiyatı üzerinden yani 140K üzerinden %20 indirimli ödeyeceksiniz diyor. Şimdi bunun %20'si ne? 140K'nın %20'si 2 kere 14'ten 28. Demek ki 28K'yı çıkarırsak arkadaşlarım 112K gibi bir ücret oluşuyor. Pekala, şimdi 100K'ya zaten mal etmiştik. Mobil uygulama üzerinden de 112K'ya satıldı. O halde ne kadar karımız var? %12 kadar karımız var. Cevabımız %12 olacaktı sevgili arkadaşlar. Cebirsel ifadede kar zarar diyoruz artık ilk sorumuz. A liraya alınan bir ürün %40 kar ile 3A-160 liraya satılmaktadır. Buna göre bu satıştan kaç lira kar elde edilir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar, A liraya alınan bir ürün vardı. %40 karı varsa 140 bölü 100 ile çarpmamız lazım. Yani 14 bölü 10 ile çarpıyorum ve bu da 3A-160 liraya eşit olmakta. O halde artık bu kısımda şöyle bir sadeleştirme de yapalım. 2'ye böldüm 7, 2'ye böldüm 5 diyelim. 5'i şuraya çarpım olarak gönderelim. Burada da 7A'mız var gördüğünüz üzere. 7A eşittir. 5 kere 3A 15A yapar. Eksi 5 kere 160'da 800 yapar arkadaşlar. Eksi 800'ü bu tarafa artı 800 diye attım. 7A'yı da karşıya eksi 7A diye atarsam 8A kalır. A burada kaçmış arkadaşlar? 100. Satıştan kaç lira kar elde edilir diye sorulmuş. Bakın 100 liraya alınmış. Şuraya bakıyorsunuz. 3 kere 100. 300'den 160'ı çıkardınız. 140 lira olmuş. Kaç lira kar elde ediliyor? 100 liraya alınıp 140 liraya satılıyorsa 40 TL karımız vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyorum ikinci soruyla. Kilogramı A lira olan şekere %B zam yapılıyor. Zamdan sonra A liraya kaç kilogram şeker alınabilir diye sorulmuş. Şöyle diyoruz arkadaşlarım. Şimdi normalde 1 kilosu A liraydı. Ne kadar zam yapılıyor? %B. Şimdi yeni zamlı fiyatımız şu. A çarpı %B zam yapıldığı için 100 artı B bölü 100 katına çıkıyor artık fiyat.
Bu da sevgili arkadaşlarım 100A artı AB bölü 100'ün ta kendisidir. Şimdi az önceki kilosunun satış fiyatı buydu. Şimdiki kilosunun satış fiyatı bu. Ne demiş? Bu zamdan sonra A liraya kaç kilogram şeker alınabilir? Şimdi şöyle diyoruz. A liraya ne kadar alınır diyor ya. Bunu şu şekilde tasarlayabiliriz. Şimdi biz A lira verip 1 kilo şeker alabiliyorduk. Şimdi bu kadar lira verip 1 kilo şeker alacağız. Şimdi 1 kilosu 100A artı AB bölü 100 ise ne kadarı A liradır diye sormamız gerekiyor artık. Dolayısıyla bununla bunu çarpıp buna bölersek alfayı buluruz. O halde A kere 1 A yapar. A'yı neye bölüyormuşuz? 100A artı AB bölü 100'e bölecekmişiz arkadaşlarım. Ters çevirip çarparsanız 100A bölü 100A artı AB yapacaktır. Demek ki biz A liraya bu kadar kilo şeker alabiliyoruz sevgili arkadaşlarım. Tabii şöyle A liraya kaç kilogram şeker alınabilir diye sorulmuştu ya. Burada sevgili arkadaşlarım A ile bunu çarpıp şunu yapmıştık ama hani sadeleşebilir bir ifade var mı? Cevap bu değildir bakın yüksek ihtimalle. Bakın 100 bölü 100 artı B. Şimdi bu da doğru cevap. Sadece cevapta şöyle bir düzenlemeye gidilmiş. A çarpı 100 bölü A parantezinde 100 artı B olarak yazılmış. A'lar sadeleştirilmiş. Yoksa hani herhangi bir farklı bir versiyonu değil. Hani hoca yanlış buldu falan demeyin. Tamam mı arkadaşlarım? 100 bölü 100 artı B bizim cevabımız olacaktı. Devam ediyorum. 134. sayfa. İlk sorum etiket fiyatına göre alım satım diyoruz arkadaşlarım. Bir parakendeci tükenen bir ürünün toptancıdan etiket fiyatının %20 eksiğini alıyor ve etiket fiyatını %40 artırarak satıyor. Şimdi bakın. Parakendeci gitmiş tükenen bir ürününü toptancıdan etiket fiyatının %20 eksiğini almış arkadaşlar. Şimdi toptancıdaki etiket fiyatı 100K olsun. Bunun %20 eksiğini aldı. 80K'yı aldı. Bunu mal etti. Sonra da etiket fiyatını yani şunu %40 arttırarak satıyor. Yani 140K'ya satıyor arkadaşlar. Fiyatı 80 iken 140'a satmış. Parakendecinin ürünün yeni satışındaki karı yüzde kaç olur? Bakın 80'de ne kadar bir kar var? Artı 60 kadar kar var. 80'de 60 kar varsa yüzde kaç kar vardır diye sormamız gerekiyor. %60'ı çarpıp 80'e bölersek cevabı buluruz. Sıfırlar gitti. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 25, 2'ye böldüm 2'ye böldüm 3, 3 kere 25'ten %75 bir kardan bahsedilebilir. İkinci sorumuz. Bir ayakkabı mağazasına giden Aylin denediği bir ayakkabıyı alıp almamakta kararsız kalmış arkadaşlarım. Aylin ve satış elemanı arasındaki aşağıdaki konuşma geçmiş. Diyor ki şimdi Aylin bu ayakkabıyı alıp almamakta kararsız kaldım. Sırf %20 indirim var diye de ayakkabı almak istemiyorum diyor. Hepimizin başına gelen bir şey. Satış elemanı efendim ayakkabı size çok yakıştı. Bu hafta kampanyamız bitiyor ve kampanya biter bitmez ürünlerimiz etiket fiyatı üzerinden %20 zamlanacak deniliyor. Aylin diyor ki yine beni kandırdınız peki alıyorum demiş ve almış. Aylin'e yapılan satıştan mağaza 100 lira kar etmiştir. Aylin aynı ayakkabıyı zamdan sonra alsaydı mağazanın karı 260 lira olacaktı. Buna göre mağaza Aylin'in aldığı ayakkabıyı etiket fiyatından sattığında kaç lira kar elde eder diye sorulmuş arkadaşlarım. Şimdi şöyle ki bu ayakkabıyı alıp almakta kararsız kalıyor. Neden? %20 indirim var diye bir aklı çeliniyor, tamam mı? Yani normal şartlar altında bu ayakkabı 100K etiket fiyatına sahipken ne kadara satılıyormuş? O sırada 80K'ya satılıyormuş. %20 indirimle satılıyormuş. Ve satış elemanı demiş ki efendim ayakkabı size çok yakıştı. Bu hafta kampanyamız bitiyor ve kampanya biter bitmez ürünlerimiz etiket fiyatı üzerinden %20 zamlanacak. Etiket fiyatı şu değil miydi? Ve %20 zamlı hali ne olur? 120K olur. Yani diyor ki bakın 80K'yı almak yerine 120K'yı alacaksınız bak bu ürünü diyor haftaya diyor. Dolayısıyla gel şunu al diyor. Pekala. Şimdi Aylin'e yapılan satıştan sonra mağaza 100 lira kar etmiş. Şurada 100 lira karı var. Ama şu fiyata satmış olsaydı mağazanın karı 260K olacaktı. Pardon 260 lira olacaktı. Arada ne kadar fark var? 40K. Demek ki o 40K'lık fark sevgili arkadaşlarım buradaki 260 eksi 100'den 160 TL'ye geçmiş. O zaman K kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 4 TL'dir. Pekala. Ailenin aldığı ayakkabıyı etiket fiyatından sattığında ne kadar kar elde eder? Bakın şu fiyata sattığında diyor. Yani 400 liraya satarsa diyor. Şimdi şurada kaça satmıştı arkadaşlarım?
100 liraya satmıştı değil mi? Pardon, 100 lira karı vardı. Şimdi şöyle diyoruz hemen. Hemen şöyle diyoruz. Şuradaki fark kaç arkadaşlar? Boş verin onu. 20K. K kaçtı? 4'tü. 4 kere 20, 80. Şunun üzerine 80 daha kar edecek. Yani 180 liralık bir kar olacaktı. Etiket fiyatından satmış olsaydı diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. İkinci sorumuzun cevabı da 180 dedik. Ve farklı miktarlarda alım satım problemlerine geçiyoruz. 4 tanesi 150 liraya alınıp 5 tanesi 225 liraya satılan bir üründen elde edilen kar yüzde kaçtır? Şimdi şöyle diyeceğiz. 4 tanesini 150 liraya, 5 tanesini 225 liraya alıyorsa hemen şunu yapabilirsiniz, bakın çok basit. 4 tane ve 5 tane ya. 4 ile 5'in ortak katı 20. 4 tanesini 150 liraya aldıysa 20 tanesini 5 katı, 5 katı 750. 750 liraya alır. Daha sonrasında 5 tanesini 225 liraya satmış ya, 20 tanesini ne kadar satardı? 4 ile çarpılmış. 4 ile çarparsanız 900 yapar. 750'ye alınan bir ürün 900'e satılıyor. Yani 750'de 150 bir kar var. O halde yüzde kaçtır diye soracağız. Bakın çok basit oldu artık. Sıfırlar gitti. 75 ile 100'ü sadeleştirdim. 3 ve 4 yaptı. 3 ile 15'i sadeleştirdim. 5 yaptı. 4 kere 5'ten 20 geldi. %20'lik bir kar varmış diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet. İkinci sorumuza geçtik. Diyor ki bir bakkal şekil 1'deki yumurta kolisinden 10 tane almış. Ve aldığı yumurtaları şekil 2'deki gibi kolileri küçülterek satmış. Yani arkadaşlarım burada mesela 6 çarpı 5'ten 30'lu yumurta almış. 30'lu yumurtaları böyle 6'lı yumurta paketleri halinde satmış. Şekil 1'deki kolilerin tanesini 35 liradan alan bakkal, şekil 2'deki yumurta paketlerinin tanesini 12 liradan satmıştır. Buna göre aldığı yumurtaların tamamını satan bakkalın karı kaç liradır diye soruyor. Bakın bundan 10 tane almış. Yani kaç tane alıyor arkadaşlarım buradan? 10 tane aldıysa toplam 300 tane yumurta almış. Ama bizim için 300 önemli değil. Şu paketten kaç tane şu paket elde edilir? Bu 36'ya böldüğünüz 5. Yani arkadaşlarım şunun tanesini 12 liradan satıyor. Bunun tanesini de 35 liradan aldı. Demek ki şu şekilde 5 tane koli sattığında bir kolilik yumurtayı, şuradaki kolilik yumurtayı bitiriyor. Yani 35'e aldığını aslına bakarsanız 5 kere 12'den 60 liraya satıyor. Tamam. 35'ten aldığını 60 liraya satıyor. Demek ki her kolide 25 lira karı var. Bundan 10 koli almıştı. 10 çarpı 25'ten 250 lira kar eder arkadaşlarım. Bu bakkal dedik. Ve sevgili arkadaşlarım devam ediyorum. Bir sonraki sayfam 135. sayfa. Bir tanesi 6 liraya alınan 15 tane bardağın taşıma sırasında 5 tanesi kırılıyor. Buna göre kalan bardakların maliyeti kaç liraya çıkmıştır? Bakın ne problemi? Zayi olan ürünler. Şimdi arkadaşlarım 6 tanesini tanesini 6 liraya 15 tane aldık ya, toplam 90 lira para verdik 6 kere 15'ten. Şimdi 5 tanesi kırıldı, ne kadar kaldı? 10 tane kaldı. Bunu hemen 10'a böleceksiniz, 10 bardağa, ve bir tane bardağın maliyeti artık 9 liraya çıkmıştır diyeceğiz. Birinci sorumuzu çözdük, geçtik 2'ye. Küçük ev aletleri satan bir mağaza internet üzerinden satış yapan bir siteden aşağıdaki ürünleri sigortalayarak almıştır. Şimdi evdeki ek ürünüz demiş bu şeyin, nedir onun ismi, kahve makinesinin sloganı sanırım, markası da Ecuri. Pekala, modeli MTN3'müş, kahve makinesiymiş. Ürünü sigortala seçeneği var. Notta da diyor ki sigorta zararlarınızın %80'ini karşılar diyor. Şimdi mağazanın sipariş ettiği ürünlerin %20'si nakliye sırasında kırılmış ve sigorta mağazaya belirtilen oranda ödeme yapmıştır. Buna göre her bir ürünün mağazaya maliyeti yüzde kaç artmıştır diye soruluyor. Hemen şöyle diyoruz bak. Hayali şeyler veriyorsun, rakamlar veriyorsun, sayılar veriyorsun. Şimdi bir tanesini bunun bir tanesini varsayalım ki 100K'ya aldık arkadaşlarım. Ve toplam 10 tane almış olalım. 10 tane aldık. Pekala. 10 tane aldık ama siparişi ettik. %20'si nakliye sırasında kırıldı. Onun %20'si 2'dir. Dolayısıyla 8 tane kaldı elimizde. Pekala. Ve 2 tanesi kırıldı. 2 tanesi kırık. Şimdi biz o 2 tanesine biliyorsunuz ki 200K para ödemiştik. 200K para ödedik. Ve sevgili arkadaşlarım kırık olanların tanesinin %20'sini, pardon özür dilerim, %80'ini karşılıyordu. Yani 80K parayı geri veriyor. Böylelikle şuradaki iki tanesini sevgili arkadaşlarım 40K'ya almış olduk. Kırık da olsa 40K para ödedik biz bunlara.
Her bir ürünün mağazaya maliyeti yüzde kaç artmıştır diye soruluyor. Zaten şimdi şöyle, toplamda biz 1000K kadar para vermiştik. Değil mi? 1000K kadar para verdik. Ama mağaza bize 80 artı 80'den 160K'sını geri ödedi. Ve toplamda 840K kadar para ödedik biz buna. Ve biz ne kadar ürün almıştık arkadaşlarım? Toplamda elimizde artık 8 tane ürün mü olmuş oldu? Bakalım dur bir saniye. Sigorta mağazaya belirten oranda ödeme yapmıştır. Her bir ürününün mağazaya... Ha tamam. O zaman kırık olanları saymıyoruz. 8'e böleceğiz arkadaşlar. Bu da bize 105K'yı verir. Bakın biz bir tanesini 100K'ya almıştık aslında bakarsanız. Ama kırık ürünlerden sonra sigortanın karşıladığı para ve bizim cebimizden çıkan fazla paradan kaynaklı bir ürün ne kadara gelmiş oldu? 105K'ya. 100 iken 105 olduysa maliyet ne kadar artmıştır? %5 artmıştır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. İkinci sorumuzu da çözdük ve geçtik. Ürünleri kaçtan satalım problemlerine. 1. Bir manav sebze meyve halinden aldığı elmaların kilosunu 6 liradan satarsa elmaların %75'ini sattığında maliyeti karşılamış oluyor. Elmaların tamamını sattığında ise 60 lira kar elde ediyor. Buna göre manav halden kaç kilogram elma almıştır? Şimdi öncelikle şöyle diyorum. Manav 100K tane elma almış olsun. Diyor ki kilosunu 100K kilogram diyelim. Kilosunu 6 liradan satarsa eğer elmaların %75'ini sattığında maliyetini karşılamış oluyor. Şimdi elmaların %75'i 75K yapar. Bunu 6 liradan sattığında 6 kere 75'ten sevgili arkadaşlarım bu kısım bize 450K'yı verecektir. Şimdi 450K. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Bu kadar sevgili arkadaşlarım aslında maliyetimiz buymuş. Maliyet bu. Ve geriye kalan kısmını yani 25K'sını da sevgili arkadaşlarım tamamını sattığında 60 lira kar elde ediyor. Şimdi demek ki geri kalan ürünleri sattığında cebimizde 60 lira para kalmış oluyor ki işte o para bizim karımızmış aslında. O halde biz şöyle diyeceğiz. Kilosunu 6 liradan satmaya devam ediyoruz. 150K yaptı. Demek ki bu 150K kaça eşitmiş? 60 TL'ye eşitmiş. Çok güzel. Manav halden kaç kilogram elma almıştır diye soruluyordu. Bakın biz 100K kilogram aldı demiştik. 150K'nın 60 olduğunu öğrendik. 150K eşittir 60. O halde 150K eşittir 60 ise 100K kaçtır diye soracağız. 100K kaçtır diye soracağız. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce 50'ye böldüm 3, 50'ye böldüm 2, 3'e böldüm 3'e böldüm 20, 2 kere 20 kaç yapar? 40 yapar. O halde cevabımız da 40 olacaktı. Demek ki 40 kilo elma almışız halden diyeceğiz arkadaşlar. İkinci sorumuz A bir rakam sevgili arkadaşlar. Olmak üzere. Bir büfede satılan maden suyunun fiyatı 3A liradır. 3, A liradır. 3, A lira bir maden suyu. Büfe bu maden suyundan her gün 50 adet getirip hepsini satmakta. Pekala. Büfe bu maden suyunun fiyatını A virgül 2 liraya 2 lira yaptığı gün getirttiği maden sularından 10 tanesi satılmamış. Ancak o gün maden suyundan elde ettiği gelir 33 lira artmıştır deniliyor. Yani şöyle. Şimdi şunla 50 lirayı çarptığımız takdirde sevgili arkadaşlarım büfenin elde ettiği toplam parayı elde etmiş oluyoruz. Tamam mı? Bu bir. İkincisi bu büfe fiyatını A.2 liraya çıkarıyor diyelim. Çıkarmış. Ve 10 tanesini satamamış ama 40 tanesini satmış. Elde ettiği para o gün maden suyundan elde ettiği gelir 33 lira artmış arkadaşlar. Yani ben şuna 33'ü eklersem bunlar birbirine eşit olur diyoruz. Çok güzel. Şimdi ben 40'la A.2'yi çarparsam A2 iki basamaklı sayısı çarpı 4 yapar. Sonra 3.A ile 50'yi çarparsam da şu sıfırla şu gider 3A iki basamaklı sayısı çarpı 5 yapar. Artı bir de burada 33'ümüz var. Bunlar da birbirine eşit olur. Şimdi bakın şurası 30 artı A diye çözümlenir. Bunu 5 ile çarptık. 33 ekledik. Karşı tarafta 4 çarpı 10A artı 2 diye çözümlenir. Bakın şurası 150 artı 5A artı 33 dedim. Karşı tarafta 40A artı 8 dedim. Şuradaki 5A'mız vardı. O 5A'yı şu tarafa attım. 35A kaldı. Şurası 183 yapar. 3'ü karşıya atarsanız 175 gelir arkadaşlarım. Ve A buradan kaç olur? Tabii ki 5 olur. A 5'miş arkadaşlar. Bize neyi sormuş? A'yı sormuş. Demek ki A sayısı 5 olacakmış diyeceğiz. İkinci sorumuzun cevabı da 5'ti. Ve 135. sayfamızı da bitirip 136. sorumuza sayfamıza geçtik. Kampanya problemleri.
Bir çorap mağazası satışları arttırmak için mağaza girişine aşağıdaki afişi asmış arkadaşlarım. Fırsatlar ayağınıza geldi. Birinci kampanya ne alırsan al %15 indirim var diyor. İkinci kampanya ise aldığın her 5 çoraptan birisi bedava diyor. Kampanyayı seç, ayağını çorabına göre uzat demişler. Pekala, yorgandı değil mi o normalde? Afişi görüp mağazaya giren Seval fiyatı aynı olan çoraplardan 40 tane almış. Ve kasada ikinci kampanyayı seçerek 320 lira ödeme yapmış. Şimdi 5 tane aldığında bir tanesi bedava oluyor ya, 40 tane almış. 40 tane aldığında bunun 8'i bedava olur. Doğru mu? Çünkü 8 katı 8 katı. O zaman 32 tanesine para verir. 32 tanesine para verdi. Ve ne kadar ödedi? 32 tanesine 320 lira ödedi. Demek ki bu çorapların tanesi 10 lira. Tanesi 10 TL. Pekala. Diyor ki birinci kampanyayı seçmiş olsaydı. Şimdi 40 tane aldı ya. 40 tane. Tanesi 10 liraydı. Çarptınız 400 lira. 400 liraya %15 indirim uygulanacaktı. 400'ün %15'i 60'tır. 60 lira indirim uygularsak burası bize 340 lirayı verir. Kaç lira ödeme yapacakmış? 340. Önceden ne kadar yaptım ise 320. Hangisinde daha avantajlı? Bunda daha avantajlı zaten. Tamam. Evet, ilk sorumuzu çözdük ve cevabına 340 dedik. Devam ediyorum ikinci sorumla. Bir mağazada uygulanan ikincisi %50 indirimli adlı kampanyada özdeş iki ürün alındığında birine, fiyatları farklı iki ürün alındığında ise ucuz olanına %50 indirim yapılmakta. Bu mağazada satış fiyatları A ve 2A olan iki ürünü alan biri 200 lira ödediğine göre A ve ATL olan iki ürünü alan birisi kaç lira öder? Şimdi bakın, 2A ve A lira olan ürünleri aldığında ucuz olanına %50 indirim uygulanacak ya. Yani buna 2A'yını ödeyecek, buna yarısını ödemeyecek. Yani A bölü 2'sini ödeyecek. İkisinin toplamı 200 liraymış. Şimdi burası 5A bölü 2 yapar toplamları. Burası da 200 ise 5'e böldünüz, 5'e böldünüz, burası 40 geldi. 2 kere 40'tan A kaçmış arkadaşlar? 80. Şimdi diyor ki 2 tane aynı üründen alırsa, yani 80 lira ve 80 lira A ve A lira olan 2 ürünü alan birisi kaç lira öder? İkincisine %50 indirim yapılıyordu. Herhangi bir tanesine %50 indirim yaparsanız bu 80 artık gider ve yerine 40 gelir. Bu da 80'di. Toplam ne kadar öder? 120 lira öder diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. İkinci soruyu çözdük. 136. sayfamızda sağ üst tarafta masraflı maliyet kısmındayız. İlk sorumuz. 10 litre zeytinyağını 400 liraya alan bir market, yani litresini ne kadar almıştır o zaman? 40 liraya almıştır. Yağın tamamını yarım litrelik şişeler halinde satacaktır. Her şişe için 2,5 liralık şişeleme masrafı yapılmaktaymış arkadaşlarım. Şimdi kaç litre aldı? 10 litre. Değil mi? Yarım litrelik şişelerde bunları satacaksa toplam 20 şişeye ihtiyacımız var. 20 şişe. Pekala. Her şişede 2,5 liraysa 2,5 kere 20'den 50 lira bizim şişe masrafımız olacak zaten. Bu bir. Buna göre bu market 10 litrelik yağ satışından 100 lira kar elde etmek istediğine göre bir şişe yağ kaç liradan satmaktadır? Şimdi 10 litrelik yağ satışı 400 liraya aldı. 50 lira şişe masrafı yaptı. 450 lira maliyeti var. Sonra bir de dedi ki 100 lira kar elde etmek istiyorum. O zaman madem öyle 550 liraya tamamını satması lazım. Değil mi? 500 lira satması gerekiyor. Kaç tanesini satması gerekiyor? 20 paket yağ. O zaman ben 550'yi kaça böleceğim? 20'ye böleceğim. Çat çat gitti. 55'i 2'ye böldünüz arkadaşlarım. 27,5 geldi. Demek ki 27,5 liraya satması gerekiyor bir paket yağı. İkinci soru. Online satış yapılan bir internet sitesinde alt mağaza açan bir kitapçı her sattığı ürün için satış fiyatı üzerinden %8 kargo ödemesi ve %12 de mağaza açtığı internet sitesine ödeme yapmakta. Bu kitapçının her sattığı üründen net %60 kar elde edebilmesi için satış fiyatını alış fiyatı üzerinden yüzde kaç artışla belirlemelidir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım şöyle, kitabın normalde maliyeti 100k olsun. 100k olsun. Diyor ki sattığı ürün için satış fiyatı üzerinden %8 ve kargo ödemesi %8 üzerinden kargo ve %12 de mağaza açtığı internet sitesine ödeme yapıyor. Ve 160 lirada %60'la kar elde etmek istiyor. Yani 60k'da kar elde etmek istiyor. 100k'yı aldım ya diyor. Benim cebime 60k kalsın kardeşim diyor. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz buna. Bu mağazanın kendine kalan para, cebine kalan para 160k olsun istiyor. Zaten 100 lirasını verdi ya 100k'sını.
160k cebine kalırsa 60k yani %60 bir kar olmuş olur. Şimdi o zaman şunu şöyle düşüneceğiz. Bu mağaza fiyatı öyle bir ayarlamalı ki hem %8 kargo ücretini çıkacak hem de %12 komisyon ücretini çıktığında cebine 160k kalsın. O halde %8 artı %12 %20 yapar. Demek ki öyle bir fiyata satmalı ki X %8 ve %12'sini indirdiğinde yani %80'i 8 bölü 10'u bize 160k'yı versin diyeceğiz. Bu kadar basit. Pekala. 8'e böldüm 20. 10 kere 20 200 yapar. X eşittir 200k mı? Şimdi ne diyor? Satış fiyatını alış fiyatı üzerinden yüzde kaç artışla belirlemelidir? 100k'ya aldığını 200k'ya satması gerekiyorsa demek ki burada %100'lük sevgili arkadaşlarım bir kar oranı belirlemeli kendisine. Yani %100'lük bir artışla satmalı arkadaşlarım. İkinci sorumuzun cevabı da 100 olacaktı. Ve geçtik 137. sayfamıza, size özel kısmına. Bir mağaza kazak ve gömlek satışlarında sezon sonu kampanyası düzenlemiş. Bir kazak ve gömleğin etiket fiyatları sırasıyla 80 ve 60 liradır. Bakın şöyle diyelim. Kazak ve gömlek arkadaşlar. Kazak 80 lira. Nerede şimdi bir kazak olmuş 500 lira. Kazak 80 lira arkadaşlar. Gömlek de 60 lira. 3'ten fazla gömlek alan müşteriye 2 gömlek, 4'ten fazla kazak alan müşteriye 3 kazak ücretsiz verilecektir. Ha bir de böyle kampanyalar var bak. Bir kazak 5 liraya falan geliyor herhalde. 3'ten fazla gömlek alan müşteriye 2 gömlek, 4'ten fazla kazak alan müşteriye 3 kazak ücretsiz verilecektir. Şimdi şöyle düşünün. Neyse devamını bir okuyalım. Şurası ama çok önemli. Orayı bir not altına alalım. Gömlek ve kazak alan bir müşterinin aldığı gömlek sayısı kazak sayısından 3 fazladır. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Gömlekten X artı 3 tane almıştır birisi, kazaktan da X tane almıştır diyelim. Müşteri bu alışveriş için mağazaya 800 lira ödediğine göre gömlekten kaç tane almıştır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım birazcık düşünelim. Birazcık düşünmekten zarar gelmez. Şöyle diyoruz. 3'ten fazla gömlek alan müşteriye 2 tane gömlek ücretsiz veriliyordu. 4'ten fazla kazak alan müşteriye de 3 tane kazak ücretsiz veriliyordu. Bu kesin. Ama gömleklerin 2 tanesi bedavaydı. O zaman ben burada x artı 1 tanesine para vereceğim. Ve kazakların da 3 tanesi ücretsiz olarak veriliyordu. O zaman ben x eksi 3 tanesine para vereceğim kazakların burada. Ve tanesini 80 lira alıyordum. Yani 80 çarpı x eksi 3 dedim. Artı 60 çarpı x artı 1 dedim. Ve toplamda da ne kadar para ödemişim? 800. Pekala, bu denklemi çözelim bakalım. 80x 60x daha 140x yapar. Eksi 240 artı 60 daha sevgili arkadaşlarım eksi 180 yapar. Bu da bize 800'ü veriyormuş. Hemen 140x eşittir 980 dedik. Sıfırları sildim. 14x eşittir 98 ise x eşittir burada 7'dir arkadaşlar. Diyor ki gömlekten kaç tane almıştır? Bakın x artı 3 tane almıştır demiştik. X'i de 7 bulduk. O zaman gömlekten kaç tane almış olur? 7 artı 3'ten 10 tane gömlek almış olur. İkinci soru. Maliyetleri oranı 2 olan 2 üründen biri %A karla, diğeri %B zararla satıldığında satış fiyatlarının aynı olduğu görülüyor. Şimdi maliyetler oranı 2'ymiş ya. Bir tanesi demek ki 100k'ymış maliyeti, ötekinin maliyeti 200k'ymış. Şimdi şunu %A karla satarsa 100 artı A'ya satar. Şunu %B zararla satarsa 200 eksi 2B'ye satar. Şimdi neden 2B düşünelim? %B zarar varsa 200'de 2B zarar vardır. Dolayısıyla 200 eksi 2B'ye satar. Ve ne diyor? Satış fiyatları aynı olduğu görülmüş. Pekala. Şimdi ben 100'ü şu tarafa davet edeyim. Eksi 2B'yi bu tarafa. A artı 2B ne olur arkadaşlar? 100'ün ta kendisi olur. Çok güzel. Şimdi A ve B birer pozitif tam sayı olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır diye soruluyor. En az. Şimdi A artı B toplamının en az değerini bulmamız gerekiyor arkadaşlarım. Acaba nasıl bulacağız bakalım. Öncelikle şöyle diyelim. Burada ben şöyle bir şey yapsam. Acaba olur mu? A artı 2B 100 ya. En az diye de sormuş. B'yi maksimum seçmemiz lazım o zaman. B yüksek olması lazım. Peki B'yi kaç seçebilirim? Mesela yüksek olacak dedim ya. B'yi gelin burada biz 98 seçelim örneğin. Ama bu sefer de tabii ne olacak? B'yi yüksek seçtik. Abi pardon özür dilerim, 98 olur mu? 49 seçelim. Çünkü 50 seçersem 100 olur. A'ya bir şey kalmaz. B'yi 49 seçersek eğer A artı 49 artı 49 100. O zaman A'ya kaç kalır? 2. A 2 ise B'de kaç seçmiştik? 49. 49 artı 2'den doğru cevabımız kaç gelir?
51 gelir. Evet. Ve artık üçüncü sorumuz, son sorumuz bu videoda. Pekiştiriyorum kar zarar problemleri. Birinci teste geçeceğiz arkadaşlar bir sonraki videoda. Bir inşaat firması var. Her katında tek daire olan dörder katlı, her katında tek daire olan dörder katlı A ve B bloklarındaki toplam 8 daireyi satışa çıkarmış arkadaşlar. Herhangi bir blokta toplam 8 tane dairemiz var unutmayın. Herhangi bir blokta ikinci kattaki dairenin satış fiyatı birinci kattaki satış dairenin satış fiyatından %25. Üçüncü kattaki dairenin satış fiyatı ikinci kattaki dairenin satış fiyatından %20. Dördüncü kattaki dairenin satış fiyatı üçüncü kattaki dairenin satış fiyatından %10 fazla. Şimdi hemen bunları bir hesaplayalım. Birinci kat 100 K olsun. İkinci kat %25 daha fazla 125 K. Üçüncü kattaki ikinci kattakinden %20 fazla. Bunun %20'si 25 yapar arkadaşlar. Ve 25 fazlaysa 150 K'ya satılıyor demek ki. Dördüncü kattaki de %10 fazlaydı. Bunun %10'u 15'tir. 165 K'ya satılıyor. Pekala. 8 daireden her birinin maliyeti aynı olup A blokta ikinci kattaki dairenin satış fiyatı B blokta üçüncü kattaki dairenin satış fiyatıyla aynıdır demiş. Şimdi o zaman şöyle. A ve B bloklarındaki dairelerin birinci kattakilerin de mesela satış fiyatı aynı değil. O zaman ben şuna 100 T diyeyim. Şuna 125 T demek zorundayım. Buna 150 T diyeceğim. Buna da 165 T diyeceğim, tamam mı? T ve K'yı kullanmış olduk. Diyor ki 8 dairenin her birinin maliyeti aynıymış. A blokta ikinci kattaki dairenin satış fiyatı. A bloktaki ikinci kattaki dairenin satış fiyatı. B blokta 3. kattaki dairenin satış fiyatıyla aynı. Yani 125 T 150 K ile aynıymış arkadaşlar. Hemen 25'e bölüp sadeleştiriyoruz. 25'e böldüğünüz 5 T 25'e böldüğünüz 6 K'ya eşitmiş. O zaman ben buradaki T'ye arkadaşlar 6 A dersem K'ya da 5 A demek zorundayım ki ikisi de 30 A'ya eşit olsun. Pekala, firma A blok 3. kattaki daireden %20 kar elde etmiş. A blok 3. kat şuradan %20 kar ettiğine göre B blok 4. kattaki daireden yüzde kaç kar elde etmiştir? Artık soru çok basit bir hale geldi. Bakın şöyle diyeceğiz. Ben burada T'yi 6A bulmuştum ya. T 6A'ydı. Çarparsanız 6A kere 150'yi 900A bulursunuz. Şimdi buradan ne kadar kar elde etmiş arkadaşlarım? %20. O halde diyorum ki %120'lik fiyatı, yani %20 zamlı fiyatı, %20 karlı fiyatı, etiket fiyatı 900 ise, 900A ise %100'ü, yani maliyeti kaçtır diye soracağım. 20'ye böldük 6, 20'ye böldük 5, 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 150A, 5 kere 150A 750A yapar. Demek ki benim bir dairenin maliyeti 750A'ymış. Pekala, bize diyor ki B blok 4. kattaki daireden yüzde kaç kar elde etmiştir? K neydi arkadaşlarım? K 5A'ydı. Şimdi gidip şurayı 4. katı sormuştu değil mi? Aynen. Şunu ben neyle çarpacağım? 5A ile çarpacağım. 5 kere 100 500 yapar. 830. 825. 825 A'ya satılmış. K gördüğüm yere 5A'yı yazdım ve bununla, yani 5A ile 165'i çarptım. 825A. Şimdi bu adam 750 A'ya mal ettiği bir daireyi 825 A'ya mı satıyor? Yani ne kadar bir karı var? 75 A kadar bir karı var. Şimdi yüzde kaç kar elde etmiştir diye soruluyor. O halde şöyle diyeceğiz. 750'de 75 karı varsa yüzde kaç karı vardır? Bakın 10'a bölmüş. O zaman 10'a bölerseniz %10 karı olduğunu görebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet. Biraz uzun bir video oldu normal videolarımıza göre. Yalnız burada 7 sayfalık bir konu anlatım ve soru çözümünden bahsediyoruz. Umarım net bir şekilde anlamışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. İşinize yaramıştır. Sonraki videomuzda 138 ve 139. sayfalardaki problemleri çözeceğiz. Pekiştiriyorum kar zarar problemleri birinci test arkadaşlar. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.